Ömer abici. Aa, Sertan ne haber ya? Allah'tan cep telefonu var yani. Nasıl sürpriz biliyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Valla işte bizim programlarda sürprizler devam ediyor. Tamer abimiz setinden sağ olsun vakit ayırdı. Çok yoğun bir seti var. Bugün bize sürpriz yapmış. Biz dışarıdaydık. Bir yemek arasında çıkmıştık. İnanılmaz güzel bir sürpriz oldu bizim için. Tamer abinin benim için çok büyük önemi vardır. Anlatacağım onu ama önce Tamer abi sana buradan bahsedeyim. Ne yapıyoruz burada? Abi burayı biz ev olarak, salon olarak kiraladık. Talk show programı gibi bir derdimiz falan yok. Sadece internette, televizyonda böyle işler yapılmadığı için internette rahat rahat konuşabildiğimiz, her şeyi böyle açık açık konuşabildiğimiz, hiç kimsenin sansürüne kalmadan, kendi paramızla program yaptığımız, her şeyi cebimizden karşıladığımız böyle güzel bir iş yapmaya çalışıyoruz. Daha da yayılacak bir şey zaten. İnşallah Tamer abicim. Ve böyle sevdiğimiz, bizi de seven senin gibi ustalarımız, abilerimiz bize destek veriyorlar. Afiyet olsun, hoş geldin. Abi nasılsın? Yorgunluk şey iyi. Nasıl gidiyor hayat? Sertan sen nasıl? Epeydir görüşe... Yani bayağı oldu çünkü Bulgaristan'dan döndükten sonra bir gün buluşamadık. Bütün ekip buluşamadık evet, da. Buluşamadık. Aynen abi. Ondan sonra hadi hala buluşacağız diye düşünüyorum. Evet, sen Ankara'daydın zaten genelde. Hı. Değil mi? Bu şu an Ankara'da. Dizi yüzünden galiba daha çok buradasın. Ama işte o arada filmler vardı ya. Yani gittin geldin bir arada. Kış uykusu vardı. Sonra bir Gürcü filmine git. Gürcü kış uykusu ne güzel olmuş. Elinize sağlık ya. Evet. Ya muhteşem bir film olmuş. Ondan yani. Şeyde Tepe'nin Ardı da atlılardan sonra mı çektik? Evet evet. O aynen. Da atlılardan. Evet. Bayağı olmuş aynen, ya. Aynen çok olmuş. Bulgaristan'da tanıştık Tamer abiyle. Türkiye'nin en güzel prodüksiyonlu işlerinden birinde Atlılar diye milattan önce geçen bir işte tanışmıştık. Çok sevdik orada Tamer abi. Yani hiç işte tabii yatılı okul gibi hep aynen. Beraber yaşadık aynı otelde böyle sürekli evet da abi. Başka bir ve yok. Yani inan enerji hiçbirimizden daha eksik değildi. Vallahi ya bu kadar güzel bu kadar pozitif bir enerjim var abi. Tamer abi yaşını söylememde sakınca mı? 65 yaşındasın abi. 64. 1950 13 Ekim. Evet 13, şu an. Ekim, doğru, 13 Ekim'de öbür yani gelecek 13 Ekim'de 65'e alacağım. Maşallah abi. Allah uzun uzun ömürler versin. İzmir karşıya kalsın. Evet. Esas aile Üsküdar'lı. Yani oradan ama bir miras şeyi dolayısıyla İstanbullular İzmir'e göçmüşler. Ben de İzmir'de doğmuşum. Ama hep İstanbullu geleneği. O zamanın bir İstanbullu geleneği vardı. Hatta o da yok ama şimdi. Devam ediyorsunuz siz hala bilsin herkes devlet tiyatrosunda. Tabii devam ediyorum. İşte emekli olacağım. Artık 65 olunca yaş haddinden emekli olacağım. En son ne oynadınız abi? En son Venedik tacını. Shylock. Ha Shylock. Ne yakışmıştı sana ya. Shylock. Çok iyi bir oyun oldu hakikaten. Ama çok, ondan çok bir güzel önce Ali'de oynamıştım. Ali'de oynamıştım. Ondan önce de bir sürü sefer artık. Ya çok olduğun gibi bir insansın Tamer abi ya. Ona bayılıyorum ben. Yani gençlerle gençsin. Yani hiçbir kusura bakma bağdaş kuruyorum senin önünde ama bunu hani yok, şey yapmayacağım işte ya. Yani bunu bildiğim için bu samimiyeti bildiğim için ödüllerini şimdi sayamayacağım. Çok fazla var. Yani 45. Ankara Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri en iyi erkek oyuncu ödülü. Sen kolay kolay da proje beğenmezsin evet. Aslında. Yani çok nadir seçersin ki bu yüzden de dizilerden çok yakın değilsin. Evet, yani o, mesela evet. Atlılardan sonra galiba dizi olarak. Atlılardan sonra işte bana artık hicran de vardı. Okey ama bu yani bu, bir de bunu evet. Seçtim. Tepkiler sana değişti mi? Yolda daha fazla bir ilgi gösterme, reis demeler. Bir de böyle bir şey oluyor. Seni o zannetme eğilim. Ama sen o kadar çok oyun oynamış, o kadar çok film yapmışsın yani. Wikipedia'ya girdik, yok abi aşağı iniyorsun abi. Böyle aşağı iniyoruz yani bitmiyor. Evet. Tamer abi bundan sonraki hayatında yani her şeyi yapmışsın. İnşallah Allah bize de kısmet eder senin gibi güzel yerlere gelmeyi. Bu kadar ödüller, bu kadar oyunlar, bu kadar devlet tiyatroları müdürlüğü falan. Ya bundan sonra ne kaldı Tamer abi? Yani yönetmek istiyor musun bir şeyi? Bu çok bir şey var ya. Ya bayılıyorum Tamer abi bu oyuna ya, baksana ya. Ya ben senin gibi abilerimizle, ustalarımızla, hocalarımızla konuşmayı niye çok seviyorum biliyor musun? Siz bizden umutlusunuz.